Ama sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi Ulus Özel Koleji katı disipline ve taviz vermeyen kaideleri sayesinde bu durumlara geldi. Çok sağ olun, çok sağ olun. Çok pardon. Sen niye kapıyı çalmadan içeri giriyorsun? Efendim vurdum ama duyuramadım herhalde. Çık dışarı. Müdür bey, gerçekten çok önemli bir durum var. Çok pardon, ben size bir 10-15 dakikaya dönsem olur mu? Turgut Bey, şimdi çocukları odanıza çağırıp bu test kimin diye sormak doğru bir fikir mi Allah aşkına? Destan hocama katılıyorum Turgut Bey. Hiç etik değil bu. Hem hangisi çıkıp der ki bu benim diye? Arkadaşlar, kimse itiraf etmezse kamera kayıtlarına göre tam 23 tane kız öğrenci var. Gerekirse hepsinden tek tek test isteriz. Yok artık, daha neler, böyle bir hakkınız yok. Aynen hocam. Bu artık bir hak hukuk meselesi değil. Bence bu rehber öğretmenlerimizin ilgilenmesi gereken bir konu. Neslihan hocam, şu anda içinde bulunduğumuz durum sınav stresinden sıkıntı yaşamış bir kız öğrenci değil. Reşit olmayan bir insanın hamile kalmış olma durumu. Üstelik bu bizim öğrencimiz. Bunun ne kadar ciddi bir durum olduğunu farkında mısınız? Ayrıca ben sadece bu okulun sorumlu müdürü değilim, aynı zamanda sahibiyim. Hatırlatmak isterim. Bu olayın duyulması Ulus Özler Eğitim Kurumları'nın adını lekeler. Bilmem anlatabildim mi? Beni çağırtmışsın. Geçin oturun şöyle. Hadi. Bugün okulun kızlar tuvaletinde bir gebelik testi bulundu. Ve sonucu pozitif. Yani okuldaki öğrencilerden biri hamile. Şimdi soru şu. Siz bu kişinin kim olduğunu biliyor musunuz? Ya da öğrenciler arasında böyle bir konuşma duydunuz mu? Biz bir şey bilmiyoruz. Ben de hiç duymadım. Bana bakın. Eğer benden bir şey saklıyorsanız şimdiden söyleyeyim. Bu olay okulun başına çok iş açar. Hem prestij kaybederiz hem de öğrenci. Bu çok büyük bir skandal. Olayın ciddiyetini anlıyor musunuz? Anlıyoruz. Anlayabiliyoruz. İlk söylediğinde de anladık zaten. Ama gerçekten bir şey bilmiyoruz. Bana bak Bert. Bana doğru düzgün cevap ver. Mert, oğlum, baban haklı. Yani okulun prestiji de değil sadece. Bir arkadaşınız olmasa da bir kız çocuğu okulun ortasında test yapacak kadar zor durumda ya. Yardım etmemiz gerekebilir değil mi? Anneciğim, yardım etmemiz gerekir tabii ki. Ama biz gerçekten bir şey bilmiyoruz yani. O zaman öğreneceksiniz. Nasıl yani? Ben nasılını bilmem. Arkadaşlarınızla konuşun, dertleşin. Ama tabii bir salaklık yapıp okulda hamile bir öğrenci var demeyeceksiniz. Bizi bu işe bulaştırma baba. Mert! Mert! Bana bak. Eğer bu olay duyulursa neler olabileceğinin farkında mısın sen? He? Orası sizin geleceğiniz. Ben o eğitim kurumlarını babamdan devraldım. Ve burası bir aile şirketi. Benden sonra orayı siz yöneteceksiniz. Anladın mı şimdi? Bence sen ne yapıyor musun? Bu okulların hepsini sat. Sen ölmeden önce sat ki o senin babandan sana geçen lanet bize geçmesin. Bana bak. Mert. Mert!
İstiyor musun? Ver. Sahiden kim acaba ya? Hı? Vallahi bilmiyorum ama Turgut Paşa iyi oldu. Bence Hande hamile. Nasıl ya? O ne demek? Abi sana öyle bir bakıyor ki sana baka baka hamile kaldım dese inanırım ben şahsen. Oğlum hakikaten vuracağım sopaya. Çapkın olmak isteyen gençlere birkaç tavsiyeniz var mı acaba Mert Bey? Çok istiyoruz da bu cevabı. Bir iki taktik verebilir misiniz? Hakikaten dayak istiyorsun. Yerine lütfen geç. Ya Mert Bey lütfen. Ha? Yerine geç. Tamam peki. Kaldıramaz lütfen yapmam şaka tamam. Amma is yaptı ya. Yeter herhalde. Oh. Abi yalnız gözümden kaçmadı. İnci sana okulda hiç pas vermiyor ya. Yani okulun başında demiştim acaba bir şey olacak mı diye. Çünkü İnci ile gayet iyiydiniz. Sonra sen Hande ile birlikte oldun. İnci okulda sana hiç pas vermiyor. Ne oluyor oğlum? Anlamadım ben hiçbir şey. Ya oğlum ben de anlamadım ki ya. Ya sanki böyle özellikle benden kaçıyormuş gibi. Sanki benimle karşılaşmak istemiyormuş gibi yani. Sen de görüyorsun zaten. Sen İnci'yi Hande mi sandın ya? Senin ne çakal olduğunu anlamıştır o kız oğlum. Yok sen hakikaten dayak istiyor canın ya. Tamam ne yapıyorsun ya abi tamam Allah Allah. Vuracağım ya. Ya bak tamam tamam. Herkes agresif bir evde sakin olun ya. Oğlum bak yanıma gelme geç yerinde otur. Otur. Battaniye bende kaldı. Kahvemi uzatır mısın lütfen? Allah'ım yarabbim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.